katılımcılarımızın Evet. olmasını. Bugün bizlerle burada olmanız bizi çok da bu kadar mutlu ediyor. Önemli bir konu çünkü. Başka Evet. bir şey isterseniz. Teşekkürler. Fethi Bey'le biz uzun zaman öncesinden tanışıyoruz ama bugün bu danışmanlığı alıyor olmaktan da son derece memnunum ben. Kendisiyle daha önce firmalarımız özelinde bu konuyu konuşmuştuk, neler yapabileceğimizle ilgili ama bugün bütün küme üyelerimiz için faydalı olacak bir bilgilendirme toplantısı olacak bu. Ben biraz merakından araştırmıştım. Bir de önümüzde geleceği belli olan bu yeşil mutabakatla beraber ekstra vergiler, ihracatta önümüze çıkacak engeller falan bunlarla nasıl başa çıkacağız ve nereden kendi firmamızı korumaya altına alacağız? Bir yandan da gerçekten bu çevre uyum yasalarına nasıl ayak uyduracağız diye. Bugünkü toplantıda bizim bu çalışmalarımızın, küme olarak çalışmalarımızın başlangıcı olsun. Bireysel çalışmalarımızın ötesinde kurumsal çalışmalarımızın başlangıcı olsun. Ve bundan sonrası için de ümit ediyorum. Biz bu danışmanlıkları da üyelerimize aldırmanın yollarını arıyor olacağız. Desteklerle beraber. Bu anlamda güzel bir bilgilendirme toplantısı olacak. Organizasyon için de teşekkür ederim. Buyurun Fethi Bey. Selamlar, herkese merhaba. Hanım tekrar selamlar. Evet, daha önce bayağı bir konuştuk bunları sizinle neler yapabiliriz diye. Güzel bir başlangıç oldu. İnşallah hani umduğunuz gibi olur, beklediğiniz gibi olur, istediğiniz gibi olur. Şöyle ben hani eğer şeyse kendimi tanıtarak başlayayım. Ondan sonra da hani yavaş yavaş sunuma geçeriz. Ben Fethi Orkun Gürsoy. Çevre ve inşaat mühendisiyim. Özellikle çevre konusunda uzmanlaştık. Ekonom firmasının yöneticisiyim. Ekonom çevre mühendisliği konusunda birçok dalda var. Birçok yeniliği de hani, yapan bir firma. Ben de bu karbon konusunda herhalde bir 50 kişilik bir baş çavuzunda olan birisiyim. Tekrar söyle. Onlarda Sistem duyamadım. 50 kişilik bir. 50 kişilik bir baş tetkikçi havuzu var Türkiye'de, Türk uzmanlardan. Bunlardan biriyim. Baş tetkikçilik yapımlar. Karbon konusunu şimdi slaytlardan da göreceksiniz. Birkaç tane mekanizma var. Bizim şu anda konuşacağımız konu karbon ayak izi diye bir ISO standardı. Burada hesabın nasıl yapılacağını hani size aslında anlatacağım. Yani böyle bir hani fikriniz olsun diye yaptığımız bir yapı. Bütün standardı anlatmak mümkün değil. Zaten bir günlük bir eğitim. Ama bunun aynı zamanda Çevre Bakanlık ayağı da var. Zorunlu pazarlar var. Hani onlardan da biraz bahsedeceğim. Yani biraz böyle komplike ve şey bir konu, zor bir konu. Bayağı gelişti. Kendi içinde de çok gelişti. Her gün de gelişiyor. Ama biz bunun hani ABC'si dediğimiz bu ISO standardı 14064-1'in böyle bir genel çerçevesini anlatacağım. Ve inşallah hani istediğim gibi olur diye düşünüyorum. Ya Orcun Bey, ben şöyle bir çok kısa bir ilave yapmak istiyorum. Yani şu an bizler bu konuya hakim değiliz. Evet, Yeşil Mutabakat ve bu konu şu an çok gündemde. Ve sürekli de aslında çok ön plana alınıyor. Yani kamu tarafında da, toplantılarda, her yerde önümüze çıkmaya başladı. Ama benim çok özetle anladığım, en azından çok özetli bir taraf var. Doğru mudur? Yani sizden de bir teyit rica ediyorum. Yani biz ihracat yaparken önümüze şu artık şu nokta çıkacak gibi görünüyor. Sizin karbon ayak iziniz ürün üretirken ya da ürün bazında ya da o prosesler süreç bazında ihracat süreci bazında da karbon ayak iziniz belli şu rakamın altında değilse sizden alamıyoruz bu ürünü noktasına kadar gelecek bir süreç var önümüzde galiba. Yani ihracatımızı etkileyecek, ihracatta daha rekabetçi olmamız için bizim için neredeyse bir olmazsa olmaz noktasına gelecek bir konu gibi duruyor. Doğru mudur? Benim anladığım, hani şu an endişelendiğim noktalardan biri de bu açıkçası. Ya şöyle söyleyeyim size, zaten hani gelecek gibi durmuyor değil, bu geldi. Çünkü Avrupa Birliği bununla ilgili bir yapı yayınladı. Sanıyorum önümüzdeki 2 yıl içerisinde bunu göreceksiniz. Karbonunuzla ilgili bir zorunluluk. Zaten Avrupa
karbon konusunda zorunlu pazar. Yani ne demek bu zorunlu pazar? Bir termik santral, Polonya'daki bir termik santrale yıllık 2 milyon ton karbon hakkı veren, 2 milyon tonu bu geçtiği zaman tesisi durduran kanun ve mekanizmalar var. Şimdi de Avrupa Birliği sınırları içerisinde ürün sokmak istediğinizde bu zorunlu pazarın ilgili kısmından yükümlü oluyorsunuz. Bu zorunlu pazarın ilgili kısmı da sizin ürün birim başına ürettiğiniz karbonun işte dediğiniz gibi belli bir limitin altında kalması veya sıfırlanmasını istiyor Avrupa. Bunu da nasıl sıfırlayacağınızı işte burada bu eğitimde umarım anlatabilirim. Yani hani burada nasıl sıfırlanacağı ile ilgili ipuçlarını vermeye çalışacağım. Çok teşekkür ederiz hocam. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Aslında hala katılım devam ediyor hızla. Ama biz o arada üyelerimizi almaya devam edeceğiz. Katılımcılarımızı daha fazla bekletmeyelim. Biz bugün burada değerli yönetim kurulumuz, denetim kurulu üyelerimiz ve küme üyelerimizin katılımlarını görüyoruz ve çok teşekkür ediyoruz gösterdikleri için. Orhun Bey de ekonomi firmamızın genel müdürü ve bugün bize bu vaktini ayırdı. Bu konuda bizi bilgilendirecek. Bakalım karbon ayak izini nasıl hesaplayabiliriz? Bunu öğrenmeye çalışacağız. O noktada sözü size bırakıyorum. Sunumlarınız için başlayabilirsiniz Orhun Hocam. Peki, çok teşekkür ediyorum. Herkese tekrar selamlar. Bu karbon ayak izini birçok mekanizması var. Benim burada anlatacağım gönüllülük üzerine kurulmuş, bunu altını çizerek söylüyorum. Genelde ISO standartları biliyorsunuz gönüllülük üzerine kurulur. ISO 14064-1 ve World Resources Institute sera gazı protokolü çerçevesinde kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama yapısı. Bunun en azından bir size bir fikir vermesi açısından. Bu çok önemli. Şimdi genelde bu karbon deyince ölçmeye sanki ölçülüyormuş gibi bir mekanizma var. Böyle bir şey yok. Bu tamamen hesaplama üzerine bir mekanizma. Ölçme de var ama çok ileri düzey bir yapı bu. Ve ölçtüğümüz zaman bile hesaplama mutlaka işin içerisine giriyor. Hemen size birkaç tane daha slide'la ilerlemek istiyorum. Şimdi iklim değişikliğinin bir tanımını hemen özellikle UNFCCC dediğimiz Birleşmiş Milletler'in iklim merkeziyle ilgili bir tanım var, onu bir anlatmak istiyorum. Karşılaştırdığı zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak doğrudan veya doğal dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişiklik diyoruz. Bu aslında şöyle, biraz sonra şu ekranı gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız. İnsandan kaynaklı karbondioksit ve karbondioksit eşleniklerin atmosferde normalde yansıması gereken ışını soğurması ve atmosferin ısısını arttırması aslında bu yapı, mekanizma. Bu ısı da şöyle mevsimleri oluşturan Gulf Stream dediğimiz bu ana okyanustaki akıntının erken ısınması veya erken soğumasıyla iklim zamanları, yerleri, mesafeleri, zamanları, her şeyi değişiyor ve tabii ki buna insanoğlu daha hızlı adapte olabilir belki ama doğa o kadar hızlı adapte olamıyor ve büyük tahribata doğru ilerliyoruz. O yüzden de bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var ve bu gittikçe de hızlanıyor. Burada aslında insan eliyle yapılan şeyler nedir diye sorarsanız böyle bir tablo size karşınıza çıkartırım. Karbondioksit zaten yanmanın sonucunda yani kömürdür, petroldür, benzindir, mazottur her şeyin sonucunda bir karbondioksit direkt olarak çıkıyor. Ama bunun yanında bunun eşlenik ve bunun aslında etkisinin çok çok çarpanı, yüksek çarpanı olan başka işin açıkçası kimyasal maddeler de var. Bunlar mesela metan, diazot monoksit, hidroflorokarbonlar, PFC'ler,
SF6 dediğimiz veya nitrojen trifluorit dediğimiz yapılar. Dikkat ederseniz mesela SF6 dediğiniz ki nerede kullanacağınızı size anlatacağım. 23.900 çarpanı var. Yani 1 kiloluk bir SF6'yı atmosfere verdiğinizde 23.900 kilo karbondioksit vermiş konumuna geliyorsunuz. Bu da önemli bir konu. Yani konumuz sadece yanmadan kaynaklı değil, elimizdeki bazı kimyasallardan da iklim değişikliğine olumsuz anlamda etki edebiliyoruz. Kloroflora karbonlar aynı zamanda da ozonu incelten yapılar biliyorsunuz. Deodorantlarda karşımıza çıktı, değiştirdik bütün o tip gazları ama hala kullanıyoruz. Mesela klimalarda kullanılan gazlar veya çillerin nitelerinde kullanılan gazlar kloroflora karbonlar olarak geçiyor ve bu da önemli bir yapı çünkü çok oldukça yüksek şekilde kullanıyoruz dünyada. Bu tablo önemli. Hani size olayın ciddiyetini anlatmak için getirdiğim bir tablo bu. Karbondioksit konsantrasyonu sanayi öncesi 280 ppm. 2011 yılında hani 390, şimdi daha da 480'lere çıktı. Çok hızlı yükseliyor. Burada insanlar bunu korele ettiğimizi düşünüyor olabilirler ama biz bunu ölçüyoruz. Nasıl ölçüyoruz? Ciddi ciddi. Sanayi öncesinde 280 ppm olduğunu ölçebiliyoruz. Nasıl ölçüyoruz bunu da? Kutuplarda katman katman donduğu için sular, atıyorum sanayi öncesi donmuş suyun içerisinde bulunan karbondioksiti ölçebiliyoruz. Ciddi ciddi ölçülmüş durumda. Hani böyle bazı şüpheciler var aslında iklim değişikliği yok, aslında COVID yok denen bu süper zekalar. Bunun iklim değişikliğinin bir komplo teorisi olduğunu söylüyorlar ama bu çok net bir biçimde ölçülmüş durumda. O yüzden de buna bir şüpheye mahal yok. Onu da size tekrar tekrar söylemek istiyorum. Burada CH4 konsantrasyonuyla ilgili ilginç bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz bir hayvanların sindirim sistemi veya bizlerin sindirim sisteminden CH4 konsantrasyonu çıkar. Yani aslında mesela bunu şu şeyi neden sonuç ilişkisini kuruyorlar ve bana da mantıklı geliyor. Atıyorum herkes vegan olsa küresel ısınmaya önemli bir katkıda bulunabiliriz. Yani bu da enteresan bir konu. Yani hani et yemeyi bırakırsak işte et hayvancılığı düşer. Et hayvancılığı düşerse iklime olumlu anlamda katkıda bulunuyoruz. Peki pardon, burada bunu söyleyenlerin sadece bir katkı, doğru mu yanlış mı siz teyit ederseniz, teyide muhtaç sonuçta ama sonuçta bu hayvancılıkta tüketilen su miktarının da aslında bütün iklim krizinde, gelecekte de yaşayacağımız su krizindeki asıl kaynak olduğu, yani asıl suyun tüketimini tarımda, hayvancılıkta oldu. Yani sonuçta hepimiz vegan olursak gerçekten dünya kurtulacak belki de. Evet evet, işte yani vegan olmak. Sadece gaz değil, aynı zamanda su tüketimi. Tabii. Şimdi su kaynaklarının tüketilmesi, daha doğrusu şöyle, aslında suyu hiç tüketmiyoruz. Yani dünyadaki su kütlesi bir şekilde kendini koruyor. Yani atmosfere su gitmediği için ama veya uzaya su gitmediği için. Fakat ne oluyor aslında? Normalde karaya yağması gereken tuzlu olmayan su gidiyor denize yağıyor ve iklim değişikliğiyle ilgili bu durum. Yani hani hem ortam ısınıyor, hızlı buharlaşma oluyor. Bu hızlı buharlaşmanın sonucunda da gidiyor bu aslında su denize gidiyor. Ve bizim ulaşılabilir ki dünya üzerinde %1'lerle ifade ediyoruz. Yani içilebilir su kaynağımız azalıyor. Bu içilebilir su kaynağımızı gidiyoruz bir de aslında iklimi ısıtan hayvancılığa veriyoruz. Yani çok ciddi bir kaotik bir durum var burada. Yani hani hepsi birbirine girmiş durumda. O yüzden dediğiniz gibi su krizine de çok hızlı bir biçimde gidiyoruz ve bunların da en büyük etkenlerinden birisi tabii ki tarım. Özellikle sulu tarım. Bu da ayrıca karşımıza çıkan bir konu.
Bunlar da yani bizim ortalama 1,5 derece diyoruz ama bazı yerlerde dikkat edin soğumalar da var. Yani illa derdimiz ısınma değil, soğumalar da söz konusu. Ortalama sıcaklık dengesizliği dediğimiz yapı aslında bu. Şu anda 1,5 derece falan ortalamada atmosfer ısı yükseldi. Yani bu sanıyorum için geçtikten sonra bu geri dönülemez nokta. Yani geri dönülemez noktaya yani artık buzullar eriyor, işte su seviyesi yükseliyor, iklim tamamen değişiyor ve artık bunu biz karbondioksiti dünya üzerinden yani hiçbir şey yapmasak bile bizi oldukça etkileyecek iklim kriziyle karşı karşıya geleceğiz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Karbondioksit aslında uzaya gidiyor. Yani sadece buradaki problem şu. Uzaya gitme, uzaya yükselme hızıyla dünyada oluşma hızı arasında bir dengesizlik var. Yani aslında burada biz doğayı korumuyoruz, kendimizi koruyacağız iklim şeyiyle. Orada da bir bencilliğimiz var. Yani çünkü doğa atıyorum bir tek insan kalmayınca doğada kendi kendine tabii doğal olarak atmosfere gidecek. Bu bir şekilde 100 yıl süre, 200 yıl süre, 300 yıl süre, dünya tarihi için çok kısa zamanlar bunlar. Kendine gelir ve hayatına devam eder. Ama insanoğlu ortadan kalkmış olur. Belki de hani bu da dünya için iyi olur diye de düşünmeden edemiyoruz tabii. Burada Tabii Bey, çok özür dilerim. Biliyorum ama şu an Ankara Sanayi Odası Genel Sekreterimiz Sayın Yavuz Cabbar da aramıza katıldı. Hoş geldiniz demek istiyorum. Kendisine de desteklerine katılmak için teşekkür ederiz. Buyurun. Şöyle, bu da aslında 2012'ye kadar nereden kaynaklandığıyla ilgili bir tablo. Bunu da özellikle söylemek istedim ki derdimiz aslında gördüğünüz üzere enerji. Yani aslında fosil yakıtlardan üretilen enerji bizim çok majör konumuz. O yüzden de yenilenebilir enerjinin değeri burada anlaşılıyor. Yani bizim bu doğal gazı ve kömürü, ya işte bunun alternatiflerini artık kullanma oranını azaltmamız gerekiyor ki bunun için Avrupa biliyorsunuz termik santrallerini kapatıyor. Ama biraz sonra bir tablo daha göreceksiniz. Buradaki şey oran yani Avrupa'nın oranı çok fazla değil. Asıl dünyayı etkileyen karbondioksit anlamındaki oran Çin ve Amerika'nın oranı ve bunlar da sürekli direniyorlar. Gerçi şimdi Biden tekrar karbona geri döndü iklim yapısına ama sürekli bu iş için direniyor. O yüzden de bizim de etkimiz aslında çok yüksek değil ama sembolik olarak biz de bunları yapmamız gerekiyor. Şöyle o tabloyu ben. Ağızlarını kapattım çünkü. Evet. Bu tabloyu size Oyun Bey, göstereceğim. tam ekrana sunum modunu alabilirseniz daha geniş görebiliriz. Tamam. Şu anda görebiliyor musunuz? Evet, teşekkürler. Burada gördüğünüz üzere Çin genelde ABD ve şey, AB Avrupa Birliği %12'lik kısmı işin açıkçası karşılıyor. Yani Türkiye'de %1 bile değil işin açıkçası. O yüzden temel hedefimiz Çin ve Amerika. Özellikle Çin. Çin burada son dönemde bir atak yaptı bayağı bir. Özellikle güneş enerjisi yatırımlarını oldukça arttırdı. Onlar da şeyi sanıyorum azaltacak gibi görünüyorlar. Çin'in şöyle bir özelliği var. Hindistan'a elektriği satan Avusturya'ymış arkadaşlar. Enteresan bir bilgi. Avusturya da bu elektriği Avustralya, Avusturya değil, Avustralya. Bu elektriği
kömürler elde ediyoruz. Bu iklim değişikliğinden dolayı kömür santrallerini kapatıyor. Fakat bunun karşılığında aslında yeni bir enerjiye geçmesi gerekirken birden Çin yeni kömür santralleri kuruyor ve Hindistan'a elektrik satmaya başlıyor. O yüzden dünyada çok büyük bir kriz doğdu. Ve bunun baş aktörü de Çin. Çok uluslararası düzeyde de işin açıkçası baskı yiyorlar. Bu Avrupa Birliği'ne ürün sokmak için karbon sıfırlama mekanizması da biraz Çin'e aslında bir zorunluluk gibi görünüyor. Çin çünkü bu konuda zorlanacağı kesin. Özellikle elektrik ve enerji kısmı. Şöyle yavaş yavaş ben ödül mekanizmaları size anlatayım. Bizde de şöyle bir durum oldu. 2014 yılında bir sera gaz emisyonunun takip hakkında bir yönetmelik çıkarttılar. Çevre Bakanlığı. Burada sera gazlarının özellikle takip edilmesiyle ilgili ve raporlanmasıyla ilgili bir zorunluluk geldi. Daha henüz bir yani belli sınırlar içerisinde kalacaksınız gibi bir zorunlu pazarımız yok ama bunu takip edeceksiniz, raporlayacaksınız ve ben bunları izleyeceğim gibi bir zorlama geldi, bir zorunluluk geldi. Şöyle bu hazırlanan raporlar, yani izleme raporları diyoruz bunlar, bir doğrulama firması tarafından doğrulanacak ve bu doğrulama firması da bunu raporlayacak. Aslında mekanizma bu. O yüzden de Türkiye'de doğrulama firmaları oluştu. İlk önce baş tetkikçi mekanizmasını oluşturdular. Tetkikçi ve baş tetkikçi mekanizmasını, ardından da doğrulanması mekanizmasını oluşturdular. Şu anda Türkiye'de aşağı yukarı 10 firmaya yakın doğrulama yapan firma oldu. Bu Çevre Bakanlığı'nın zorunlu tuttuğu firmaları doğruluyor. Bu da şöyle bir tablo göreceksiniz. Kimler zorunlu derseniz, mesela yakıtların yakılmasında 20 megawattlık bir tesisin içerisinde bir elektrik üretimi söz konusuysa veya ısı üretimi söz konusuysa, yakıtların yakılmasında bu sisteme, bu zorunlu sisteme giriyorsunuz. Veya eğer kireç üretimi yapıyorsanız veya işte demir içeren metaller üretimi işlenmesini yapıyorsunuz, direkt giriyorsunuz. Bunlar her yıl izleme raporlarını yapacaklar, hesaplamalarını yapacaklar ve her yıl doğrulama firmalarını doğrulatacaklar. Bu da tablosu işine. Bu firma sayısı aşağı yukarı 2000 falan. Yani şu anda Türkiye'de 2000 falan firma bu sistemin içerisine girmekte. Şöyle mi anlıyoruz? Bu sistemin içerisine gelen firmalar için baş tetkikçiler 50 adet havuz demiştiniz. Evet, baş tetkikçiler evet. Düzenli olarak bu hesaplamaları yapıyorlar. Doğrulama firması dediğimiz 10 tane firmada, 10 farklı firmada doğrulama firmalarını da doğrulatarak sonuçta bu hesapların yapıldığına dair kendilerine bu, peki bizim dahil olduğu bu 2000 tane firma dahil oldu dediğiniz sistemin ismi ne? Yani hani ne oluyor? Biz ne diyoruz biz buna? Buna sera gaz emisyonlarının takip hakkında yönetmeliğin içerisinde bulunan firmalar diyoruz bunlara. Yani. Buna gönüllü dahil olan firmalar değil mi? Yok, bunlar zorunlular. Zorunlular. Bunlar zorunlu. Yani bu 2000 firma zorunlu şekilde bunu yaptırmak durumunda. Aslında kendileri izleme raporunu yapıyorlar. Doğrulama firmaları bizim gibi 50 tane işletici havuzundan işletici çekerek doğrulama firmaları da bu kendilerinin hazırladığı izleme raporlarını doğruluyorlar işte. Yani baş tetkikçiler doğrulama raporları, izleme raporları oluşturmuyorlar. Orada hani ama yani çok büyük bir konu da kesinlikle doğru yaklaşıyorsunuz. Yani bu 2000 firmaya Türkiye'de bir zorunluluk geldi. Özetle bunlar izleme raporlarını hazırlayacaklar, kendi hesaplamalarını yapacaklar ve bunları da doğrulatacaklar. Sonra ileride bu mekanizma şuna dönecek. Atıyorum çimento fabrikası 500 bin tonu geçemez diye bir hani 1-2 yıl içerisinde gelir bu. 2022'de falan gelir diye düşünüyoruz. 500 bin tonun üzerine geçemez diyecek. Bu nasıl olacak peki bu 500 bin tonun üzerine bir limit koyduktan sonra? Çimento fabrikası 500 bin tonu
gördüğü an yıl içerisinde duracaklar. Yani çalışmayacaklar. Yani veya gidecek sertifika satın alacak. Yani atıyorum bir rüzgar enerji santralinin sertifikasını satın alacak ve bunu diyecek ki ben 520 bin oldum ama 20 bin tonluk da bir sertifika satın aldım. Bununla beraber bakanlığa bunu sunacak. Yani bu satın alma, yani sertifika üretme ve satın alma kısmı aslında birinci anlamda burada devreye giriyor. Bu şeyde de aynısını yine yapıyor muyuz? Hani bildiğim kadarıyla Avrupa'daki büyük şirketlerin hepsi, yani Avrupa'daki imalatçılar gidip Afrika'da bir bölgenin ağaçlandırılmasıyla ilgili vesaire yatırımlarla aslında bu sertifikaya sahip oluyorlar. Bizim Türkiye'de bu tarz sertifika satın almada ya da ne bileyim işte karşı denge oluşturmada projeler var mı şu anda hali hazırda? Şimdi bu yutak dediğimiz orman aslında yutaktır, karbondioksit yutağıdır. Ormanla ilgili şu anda bir şey yok çünkü Türkiye'deki ormanlar genelde, yani özelin ormanı yok. Hani genelde Türkiye'de kanunen ormanları ve ağacı Orman Bakanlığı biçiyor. O yüzden de özel bir hani şey yok. Ama bu hani işte ceviz ağaçları veya badem yeni dikilen şeyler, bunlar aynı zamanda yutaklar. Bunlar da sertifikalandırılabilirler. Burada Türkiye'de şöyle şeyler oluyor. İşte rüzgar enerji santralinin, güneş enerji santralinin sertifikasını alıyorlar. Türkiye'de alıyorlar. Fakat biz gönüllü pazarda olduğumuz için, yani zorunlu pazarda olmadığımız için fiyatları düşük şu anda Türkiye'de üretilen sertifikaların. Bu yüzden de fazla hani yürümüyor o mekanizma. Ama zorunlu hale gelince, bir de aynı zamanda bir borsa açılınca aynı Avrupa'daki gibi işte gidip başka yerlere ağaç dikip onun sertifikasını alıp gelip burada üretimlerini genişletecekler ve böyle mekanizmalar kurmak zorunda kalacaklar. Teşekkürler. Nasıl oluyor? Hemen onu bir anlatalım. Çünkü bunu neden anlatıyoruz? Bu büyük bir ihtimalle yayılacak. Yani hani bu 2000 tesis olacak, 10.000 tesis, 20.000 tesis. O yüzden de bunu anlatmakta fayda var. Sera gazı emisyon raporunu sanayi tesisi oluşturuyor. Doğrulayıcı firma bunu doğruluyor ve doğrulayıcı firma Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bunu gönderiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı onaylanmış izleme planını, yani onlar da kontrol ediyor. Tamam, eğer doğrulayıcı firma doğruladı mı gibi tekrar sanayi tesisine gönderiyor. Ve bu izleme planı dediğimiz bir plan çıkarak gene Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gönderiyor. Yani burada böyle bir döngü var. Sanayi tesisi birkaç tane rapor oluşturuyor. İzleme planı oluşturuyor, emisyon raporu oluşturuyor. Bunları da Çevre Bakanlığı'na göndererek sistemi sağlıyor. Burada bir de bunun diğer bir aşaması olan nasıl indireceğine dair de bir program veriyor. Yani 10 bin ton çıkıyor, örnek veriyorum. 10 bin tonu nasıl ben 5 bin tona indiririm ile ilgili ve bununla ilgili işte yapacağı teknolojik yatırım olabilir. İşte enerji tesisinin değiştirilmesi olabilir, güneş enerjisine geçme olabilir. Neyse, buradaki yapıyı, bu planı sunup yapıyı değiştirebiliyor veya azaltabiliyor. Yani burada doğrulayıcı kuruluş nasıl, yani bunu da anlatmakta fayda görüyorum. Çünkü doğrulayıcı kuruluşlar artık TÜRKAK'tan da akredite oldukları için uluslararası düzeydeler. Yani hani bir herhangi bir yerde bu doğrulama raporlarını denetleyebiliyorlar ve doğrulayabiliyorlar. Bunu da böyle bir tabloyu göstermek istedim. Yani Türkiye Akreditasyon Kurumu'yla uluslararası izlenebilirlik sistemine dahil oluyor doğrulayıcı kuruluşlar. Şimdi temel bilgileri de vermek istiyorum. Dediğimiz gibi karbon ayak izi bir kuruluş, etkinlik, ürün veya kişinin sebep olduğu sera gazı emisyonunun tümüne verilen isimdir. Yani burada birim bazınız kiloysa kilo bazına ürettiğiniz karbon ayak izi karbon veya biriminiz zamansa, saatse, yani adam saatse o adam saat karşılığındaki karbon ayak izi denilebiliyor. Yani ben işte hizmet verdiğim saat boyunca, bir saat boyunca şu kadar kilo karbon ayak izi karbon üretiyorum veya şu kadar kiloluk bir kilo bazına karbon üretiyorum şeklinde getirebiliyoruz bu yapıyı.
sonucu böyle bir sonuç çıkıyor. Yani birim bazına karbon, ürettiğimiz karbon şeklinde çıkıyor karşımıza. Şimdi emisyon neden hani karbon ayak izi kuruluyor? Çevresel zaten hani bir dünyaya karşı sorumluluğumuzdan kaynaklı bir yapı. Finansal riskler ki artık bu büyük bir ihtimalle finansal yapıların içine de girecek. Yani hem ürün sokamayacaksınız hem de belki kredi alamayacaksınız. Yani bu tip yapılar şu anda Avrupa'da konuşuluyor. Hatta konuşmaktan öte mesela şu anda Avrupa'da hiçbir banka termik santrale şey vermiyor, kredi vermiyor. Bunu tamamen yasakladılar. Şu anda dikkat ederseniz termik santralleri Çinliler finanse ediyorlar ve Çinliler yapmaya çalışıyorlar. Avrupa şu anda o yapıdan tamamen çıkmış durumda. Mevzuat riskleri var. Yani bu eğer hani hükümetler bunu ki bu hızlandı. Yani Avrupa'da Amerika'da demokratların gelişiyle hemen hızlı biçimde çıkılan Paris Anlaşması'ndan tekrar girildi ve sanıyorum Amerika'nın her iki lafından birisi iklim. O yüzden de bizde de mevzuatın hızlanacağı sinyalleri geldi. Yani bu yeşil mutabakat zaten hemen devreye girdi. Hızlı biçimde biz de duruma ayak uyduruyoruz. Umarım belli bir süre cumhuriyetçiler gelmez diye düşünüyorum. Böyle diliyorum. Evet, bu kullanılan standartların en başında 14.64 serisi var. 14.64, 1, 2, 3 bizi ilgilendiren yapılar. Onları da anlatacağım. Bir, aslında şu anda anlattığım nasıl hesaplanacağı ile ilgili. İki, bunların nasıl azaltılacağı ile ilgili. Üç ise bunların nasıl doğrulanacağı ile ilgili temel çerçeve yapıları. Aldığımız spekler, işte emisyon faktörleri de IPCC, WRI gibi veya bir üniversitenin raporları gibi yapılardan verileri çekebiliyoruz. Evet, dediğim gibi Türkiye'de de yayınlanmış bir şey. Aslında standardımız bu. Bütün ISO standartlarının hani kulak doygunluğu olduğu için size söylüyorum. ISO standartlarında olduğu gibi burada da bir yönetim sistemi bu. Yani düzeltici önleyicisiyle, işte doküman kontrolüyle, kayıtların kontrolüyle bayağı bildiğiniz bir ISO standardı. Fakat işte dediğim gibi tamamen karbon odaklı bir ISO standart. Evet, 64-1 sera gazları emisyonlarının ve uzaklaştırmanın kuruluş seviyesine hesaplanması ve rapor edilmesine dair kılavuz. 14.64.2 sera gazları, sera gazı emisyonlarının azaltılma ve uzaklaştırmaların, iyileştirmenin hesaplama, izleme ve rapor edilme faaliyetleri için kılavuz. 3 de sera gazlı beyanlarının onaylanması ve doğrulanmasına dair kılavuz. 65 akreditasyonda kullanılan, yani doğrulama firmalarının kullandığı. 66'da, 14.66'da yetkinlik gerekliliklerini, bilgisini veren bir yapı. Setimiz bu. Hemen bir tabloda size bunu göstereyim. Bu 14.64-1'i kurum yapıyor. Bir sera gazı envanteri raporu çıkıyor. Bunu şu anda yayınlıyorlar da. Yani bir işte TÜBORK'a gidin, bir Efes'e gidin, bunlara bakın. Veya büyük proje, büyük garantiden tutun. Her yer şu anda internet sitelerinde envanter raporlarını yayınlıyorlar. Bu envanter raporunun doğrulama sürecine giriyorlar ve doğrulanıyor. Aynı zamanda da bunların nasıl indireceğiyle ilgili bir yapı oluşturuyor. Bunu da doğruluyor. Yani uçuk kaçık zihni sinir projelerle eğer azaltacağım ben bunu diyorsanız bunu onaylatamayabiliyorsun. Evet. Dediğim gibi genel olarak standart
tasarımın geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için ilkeler ve şartlar hakkında genel bilgi veriyor, ayrıntılı bilgi veriyor. Bu standardı kurduktan sonra sizin bu her yıl yayınladığınız sera gazıyla ilgili envanter raporunuzun nasıl yapılacağı, kimler tarafından yapılacağı, nasıl geliştirileceği, nasıl indirileceği ile ilgili genel bir sistem sisteminize, genel bir yapı sisteminize kurulmuş oluyor. Evet, burası çok önemli. Bu tablo çok önemli bir tablo. Bu aslında bizim yapının kalbi. Bizim 3 tane skobumuz var. 3 tane yapımız var. Hesaplamada kullandığımız. Şimdi bu hesaplama sırasında asıl çerçeveyi şöyle yapıyoruz biz. Hesaplama nasıl oluyor derseniz, faturalar bizim için önemli. Veya bir işte Kantar girdisi, Kantar fişleri, bunlar bizim için önemli. Yani bir yıl boyunca harcadığınız elektrik faturaları bizim için faliyet verisi oluyor. Mesela harcadığınız doğalgaz faturaları bizim için faaliyet verisi oluyor. Şimdi bunların enteresan bir yapısı var. Şimdi Scope 1 dediğimiz, atıyorum sizin kendi firmanıza ait aracın kullandığı yıl içerisindeki mazot miktarıdır Scope 1 veya kendi binanızın kullandığı elektriktir. Kendi binanızın kendi kazanlarınızda yaktığınız doğalgazdır. Scope 1 dediğimiz yapı aslında kendinize ait yapının faturalarıdır. Bu Scope 1 dediğimiz zorunludur bu. Yani kendinize ait bütün sistemi çıkartmanız gerekiyor. Neler var? Hangi araçlarınız var? Nasıl ısınıyorsunuz? Elektrik nasıl harcıyorsunuz? Bunları çıkartıp bunları toplayıp bir yıllık veri halinde sistem içerisine girmesi gerekiyor. Yani sokmanız gerekiyor. Scope 2 indirekt dediğimiz kullandığınız elektrikle ilgili. Yani birincisi mazot, doğalgaz, buna benzer yapı. Scope 2 ise bu da zorunludur. İndirekt dediğimiz direkt kullandığınız elektriktir. Şimdi Scope 3 ise bu enteresan ki bu gönüllülüktür. Kullandığınız size ait olmayan, yani nakliye firması tuttunuz, bu nakliye firmasının kullandığı mazot sizin için gönüllülük yapısıdır. Yani A noktasından fabrikadan çıkarttınız, limana kadar ürünü gönderdiniz. Bu sizin zorunluluk kapsamınızın içerisinde değildir, gönüllülük kapsamıdır. İsterseniz bunu sisteminize dahil edebilirsiniz. Şöyle bir dahil etme olur. Dersiniz ki ben nakliye firmasını, işte kullandığım nakliye firması şu tırları kullanıyor. Bunların da kullandığı işte mazot miktarı şu kadardır. Bu benim karbonum içerisinde yer alacak diye tanımlamayı yaptınız. Sonra iyileştirmelerin içerisinde şöyle bir şey diyebilirsiniz. Dersiniz ki elektrikli araç kullanan nakliye firmalarını artık kullanacağım diyebilirsiniz. Bu bir iyileştirmedir. Yani Scope 1, Scope 2 zorunluluktur. Scope 3 gönüllülüktür. İsterseniz size ait olmayan hiçbir şeyi sistemin içerisine dahil etmezsiniz. Ama mesela kullandığınız, seyahatlerde kullandığınız uçağı hesaplayabiliriz. Nakliyede kullandığınız gemileri hesaplayabiliriz. Ama bunlar sizin değilse gemi zorunlu değil. Bu önemli bir konu. Hesaplamada en çok karşımıza çıkan kafa karışıklığı yaratan yapı bu. Faaliyet sınırları çok... Bir önceki slide'a tekrar döner misiniz? Sonuçta bunlar da yine yani indirekt olanlar, gönüllülükle almış olduklarımız da bize. Scope 1'de işte çöp binamızın, araçlarımızın yakıtını falan dahil ederek bir yıllık bir çıkarmıştık. Bunu yıllık veri olarak almıştık. Scope 2'de yine zorunlulukla satın aldığımız elektriğin elektrik, kaynağını, evet. Satın aldığımız elektrik faturasının yıllık veri olarak kayda alıyoruz. Doğru mu? Evet. Scope 3'te de indirek. Bu da yine atıyorum yani burada kayda aldığımız gönüllülükle de olsa kayda aldığımız bilgi bizim nakliye şirketinin kullanmış olduğu nakliyeciye ödediğimiz fatura olmuyor aslında. Yok hayır. Onların,
onların kullandığı mazot miktarı oluyor. Biliyorsunuz, tedarikçiye söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki benim ürünümü kullanırken hangi tip tır kullandım? İşte şu tip. Bunların işte ne kadarlık bir kilometre harcama şeyi var. Veri dedi ki işte kilometrede 8 litre mazot harcayacak. Kaç kilometre liman sizden şeye liman? İşte şu kadar. Ve oradaki bir yapıyı böyle hesaplayabilirsiniz. Veya nakliyecinize dersiniz ki bu sadece benimle ilgili kısımda ne kadar mazot kullandın dersiniz. O size bir beyan verir. Ekine faturaları koyabilir. Siz onu faaliyet verisi olarak sisteminize kaydedersiniz. Teşekkürler. Faaliyet sınırları önemli. Neden önemli? Burada mesela örnek vereyim, TUBORK'u yaparken TUBORK'un çok enteresan bir yapısı vardı. Elektrik ve bu buhar üreten santral kendisine ait değildi ama sınırların içerisindeydi. Yani fabrika sınırlarının içerisinde fakat kendisine ait olmayan bir şey kullanıyordu, bir yapı kullanıyordu. İşte metreküp başına bir fatura kesiyordu veya üretilen elektrik başına bir fatura alıyordu. Yani tesis sınırları içerisinde olmasına rağmen kağıt üzerinde TUBORK'un elektrik enerji üreten yapısı ona ait değildi. İşte buradaki tesis sınırı dediğimiz yapı bu. Bu kendine ait olmadığı için bunu scope 3'e aldık. Eğer kendine ait olsaydı scope 1'i alıp zorunlu yapısının içerisine koyacak. Onun için mesela bunu elektrik, yani kendi ürettiği elektrik ısındır, buhardır yapısı işin içinden çıkınca inanılmaz az çıktı aslında karbon. Yani bu da önemli bir konu. Yani siz azaltma mekanizmasını kullanırken biraz tabii işin şeyi de bu. Hani trik noktalarından bir tanesi. Belki işte kullanılan ısı sistemini bir santralden direkt alabilirsiniz, şeyde almayabilirsiniz, kendi yapınızdan kullanmayabilirsiniz. Bu da azaltma metotlarından bir tanesi. O artık onun problemi oluyor, yani sizin tedarikçinizin problemi oluyor. O da kendi 14.64'ün veya zorunlu mekanizmanın içerisine girdiği zaman azaltmak zorunda. O da artık kendi planını uyguluyor. O yüzden de tesis sınırlarını belirlerken bunlara dikkat ediyoruz. Burada da zaten aynı şeyi göreceksiniz. Tesis sınırlarında scope 3'ü önemsiyoruz. Şimdi yutak dediğimiz biraz önce aslında söylediğim şeylerden bir tanesi karbondioksiti uzaklaştıran en önemli şeylerden birisi orman zaten. Bunu sadece ormanla da yapmıyoruz. Şu anda denizin dibine pompalıyorlar. Okyanusun dibine pompalıyorlar. Basınçtan dolayı yüzeye çıkamıyor karbondioksit. Veya eski artık hani jeolojik yapılara sondajlar vurup yeraltı mağaralarına depoluyorlar. Yani bunlar da yutaklar şu anda. Eğer bu böyle mekanizmalar kurarsanız, böyle bir yapı oluşturursanız bunu da sertifikalandırıyorsunuz ve bu sertifikayı satıyorsunuz. İstenilen nokta bunların parasal karşılığını vererek teşvik etmek. Şu anda sadece havadan karbondioksit emen fabrikalar kurulmaya başlandı. İşi sadece atmosferden havayı alıp karbondioksiti azaltıp tekrar ortama verme. Bununla ilgili fabrikalar açılmaya başlandı. Tabii maliyetleri çok yüksek ama sembolik olarak bu tip fabrikalar şu anda kurulmaya başlandı. Aytun Bey, bununla ilgili devlet, yani Avrupa Birliği destekleri olacağından bahsediyor musun? Tabii yani zaten hani şöyle bir şey yapsanız, hani bir know-how oldu. Dediniz ki yani ev böyle fan gibi bir yapıyı, çok küçük bir yapıyla ben karbondioksit depoluyorum gibi bir şey yapsanız eğer dünyanın en zengin insanı olursunuz. Yani o tip böyle şeyleri inanılmaz destekliyor. İnanılmaz. Hatta şimdi Güney Amerika'da bir firma, Güney Afrika'da diyeyim pardon, bir firma bu çiftliklerin üzerlerini kapattı ve buradaki metan gazını indirgiyor işte insülatörlerle
hayvan çiftliklerinin üzerini kapatan bu sistem şu anda İngiliz borsasında, yani bu firma İngiliz borsasında işlem görüyor. Yani Londra borsasında işlem görüyor. Yani inanılmaz zengin oldu, bir de üstüne üstlük bunu böyle bir borsada da dönmesini sağlıyorlar. Borsada var olmasını sağlıyorlar. Dünya böyle şeyleri inanılmaz teşvik ediyor. Avrupa Birliği projeleri çok tabii inanılmaz fazla. Evet, enerji dolaylı sera gazı emisyonları tüketilen elektrik. Biraz sonra bunun hesabını size anlatacağım. Tüketilen elektrik bizim için önemli bir konu. Nasıl hesaplandığını görünce anlayacaksınız. Burada tabii ki tüketilen elektriğin içerisinde ne var? Aynı zamanda hem fosil yakıtlardan ürettiğim elektrikle beraber şu anda tükettiğim elektriğin içerisinde hem de yenilenebilir enerji de var. Yenilenebilir enerjiyi o yapıdan çıkartıp sadece fosil yakıtlardan kullanılan elektriği, üretilen elektriği hesaplayıp buradan bir faktör oluşturuyoruz. Onun için bizim için enerjide ülkenin ne kadarını fosil yakıttan ürettiği önemli hale geliyor. Birazdan onu göstereceğim size. Mesela bu dolaylı dediğimiz Scope 3'den hani örnekler. İşte çalışanların işe geliş gidişleri, iş seyahatleri. Mesela bu çalışanların işe geliş gidişlerinde eğer şirketin kendi servisi kullanılıyorsa burada tüketilen mazot ve buradan çıkan karbon Scope 1'e yani direkt sera gazı emisyonlarına örnek oluyor. Ama yok, bunu tedarikçiden kullanıyorsanız yani araç sizin değilse bu Scope 3 oluyor. Mesela bir kuruluşun ürünlerini, malzemelerini, çalışanlarını atın başka bir kuruluş tarafından karşılanması. Bu Scope 3. Gelir getiren faaliyetler, imalat sözleşmeleri ve kiralama bunlar hep Scope 3. Yani Scope 3 derken indirekte giriyor ve zorunlu Evet. değil mi demek istiyorum? Evet, aynen öyle. Bunlar Scope 3 dediğimiz şu yapıya gidiyor. Indirect kısmına giriyor ve bunlar zorunluluk içerisine girmiyor. Hemen servis örneğini bir daha vermek istiyorum. İşe geliş gidişlerde kullanılan servisinin ruhsatı sizin üzerinizdeyse bu Scope 1'e giriyor. Burada kullanılan mazot Scope 1'e giriyor. Yok, eğer bunu bir tedarikçi kullanıyorsunuz Scope 3'e giriyor. Yani servis kullanmamalı mı firmalar? Kafam karıştı. O servis... Servis şirketiyle anlaşmalı. Evet, yani burada servis şirketini anlaşırsanız o artık servis şirketinin problemi oluyor. Sizin probleminiz olmuyor. Yani bunu bir problem, yani ticari açıdan baktığınızda bu problem, bunu bu şekilde çözebilirsiniz. Ama hani dünya açısından baktığınızda fark etmiyor. İkisini de kullansanız amaç burada azaltma oluyor. Yani burada nasıl azaltılır bu? Atıyorum işte aslında servisin kendisi bir azaltma aracıdır. Nedir? Neden öyle? Çünkü çalışanların tek tek hepsinin arabayla gelmesi ayrı ayrı bir sıkıntı. Onun için siz onları bir noktadan toplayıp tek bir araçla getirdiğinizde bir azaltım söz konusu. Hatta bu tek bir aracı elektrikli araç aldığınızda neredeyse sıfırlıyorsunuz. Neredeyse sıfırlıyorsunuz artık elektrikli araç kullandığınızda. Yani elektrik kullanımından kaynaklı karbon sertifikası oluyor, karbon harcaması oluyor. Bunu da bu elektriği de sadece yenilenebilir enerji tarafından üretilen elektriği kullanırsınız tamamen sıfırlıyor. Aslında buradaki sıfırlama mekanizmaları bunlar. Yani A, bir kere bir servis koyayım. Yani herkes kendi başına gelmesin. B, bu servisi elektrikli hale getireyim. C, kullandığım bu servisin kullandığı elektriği de sadece yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik kullanıyor. Bakın gördüğünüz üzere sadece bu servis mekanizmasını sıfırladım. Fethi Bey, Oytun Bey muhakkak siz ileriki şeylerde aktaracaksınız ama sadece araya zamanı geldiği Öyle için lütfen. sormak istiyorum. Ankara'da bize elektriği sağlayan başkent elektrik enerjisi Evet. vesaire şu an. Şimdi buradaki elektriğin temiz enerjiden
Böyle bir oran varsa oranı nedir? Yani biz bu elektriğin şu kadarı zaten yenilenmiş enerji, yenilenebilir enerjiden kaynaklanıyor. O yüzden bunun ağırlıklı ortalaması şuraya denk geliyor gibi bir hesaplaması vardır muhakkak. Biz Ankara'da iyi bir elektrik mi, temiz bir elektrik mi kullanıyoruz? Temiz bir enerji. Bunu Ankara ve bölgesel bakmıyorlar. Şu anda yansıttım ekrana. Bu Türkiye çapında kullandığımız bir mekanizma. Şu anda gördüğünüz şu anda şeyden de elektrik üretim AŞ'den de alabilirsiniz bu verileri. Enerji Bakanlığı'ndan da alabilirsiniz. Diyor ki şeyde şu gördüğünüz tabloda Taşköy'ün diyor 12 milyon ton kullanıldı diyor. Buradan çıkan diyor 25 bin ton karbondioksit çıktı diyor. Şu tablo. Yani bunu şu anda görebiliyoruz, bulabiliyoruz yani şey olarak. Mesela linyit kullanıldı şu kadar. Burada şu kadar ton karbondioksit çıktı. Fuel oil çıktı falan. Bunların toplamı diyor. Yani benim diyor toplamım diyor 105.414 ton karbondioksit çıktı diyor. Benim bir yılda ürettiğim elektriğin fosil yakıtlardan çıkan yapısından. Fakat ben bir yılda bakın şurada 228.977 gigawatt saat elektrik ürettim diyor. Halide Hanım buradaki şey yani aşağı yukarı şöyle söyleyeyim bakın. Bunun toplamını göremediğimiz için yüzdeyi göremiyoruz ama atıyorum. %60'ından ürettim diyor şeyi. Fosil yakıtlardan. Yani toplamı %60'ından ürettim diyor. Ve burada şöyle bir denge oluşturuyor. Burada ürettiğim karbondioksiti toplam enerji sarfiyatına, enerji üretimine bölüyor ve buradan bir emisyon faktörü çıkartıyor. 0.46. Evet. Yani yıllık bazda ülkenin ürettiği yapıdan çıkartılıyor. Yani başkentten veya şeyden çıkartılıyor da yıllık bazda ülkenin ürettiğinden çıkartılıyor. Yani biz bunu zaten hesaplama yaparken evet. Kendi hesaplamamız içerisinde başkentten evet. Böyle bir belge almamıza gerek yok. Bizim yok, şu an gerek yok. Gerek yok. Zaten bu ulaşabilir hesaplanmış. Evet. Buradaki faktöre göre de hesaplamamızı yapıyoruz. Aynen öyle. Tüketimimizden karbondioksit miktarını hesaplayabiliyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve şimdi eğer GEKG diye bir mekanizma var şimdi. GEKG, yeni enerji garanti belgesi diye bir belge çıkarttı şimdi şu an. EPR. Bu belgeleri de satın alırsanız ayrıca kimden satın alıyorsunuz bunu? Yeni bir enerji üreten firmalardan satın alıyorsunuz. Bu belgeleri de satın alırsanız bu emisyon faktörünü tamamen sıfırlıyorsunuz. Bir daha söyleyeyim mi burayı? Ya bunu biliyorum. Yani kendim adıma gerçek üyelerimizden dinlemek isteyen, dinleyicilerimizden tekrar dinlemek isteyen olabilir ama yani sıfırlamanın yani, bir yolu var. Evet, sıfırla. Mesela burada en sıfırlamayı, konu geldi diye bunu anlatacaktım ama konu geldi diye söylüyorum. Sıfırlamanın yani karbon sıfırlamanın elektrik tarafında da bir mekanizma var. Ne demek bu? Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de yeşil elektriği, yurt dışı şeyin bunun Avrupa Birleşik AYREK dedikleri bir olay. Türkiye'deki karşılığı da YEKG dedikleri bir olay. Yani siz yeşil enerji satın alabiliyorsunuz tamamen yeni enerjiden. Bu yeni ve enerjiden tamamen satın aldığınız zaman yapıyı siz karbonunuzu çok büyük oranda zaten sıfırlıyorsunuz. Yani çok büyük oranda azaltıyorsunuz. Çünkü zaten genel olarak enerji giderleri bizde ana yani karbon ticareti dediğimiz olay bu. Bu aslında bu elektrik ticareti yani yeni ve elektrik ticareti dediğimiz olay. Karbon dediğimiz olay da şu. En son çıkan bir rakam var. Elinizde atıyorum ben 30 bin ton yılda şey çıkartıyorum. Karbon çıkartıyorum. Bunun karşılığı olan sertifikayı ayrıca satın alabiliyorsun. Yani burada iki tane sıfırlama mekanizmanız var. Birinci mekanizmanız
kendi hesaplamalarınızla olabildikçe düşük bir karbon çıkartmak. Bunu nasıl düşürüyorsunuz? Dediğim gibi enerji satın alıyorsunuz, yeşil enerji satın alıyorsunuz. Burada bir hesaplama sırasında bir düşüklük oluyor. Dönüyorsunuz, bir de çıkan karbondioksit kadar ayrıca da sertifika alıyorsunuz. Şimdi burada karbon derken karbondioksidi kastediyorsunuz. İşte karbondioksit ve karbondioksit. Bunu netleştirmekte fayda var. Çünkü insanların kafası karışık. Karbon deyince karbonun nesi falan. Karbondioksit demek ne? Karbondioksit deniyor. Karbon deniyor ama hani netleştirmek adına karbondioksit demek daha doğru olur. Aslında burada tam karbondioksit de denmiyor burada. Aslında karbon doğru tanım da onu ben şöyle göstereyim. Yani hani neden doğru tanım olarak ben şey yapıyorum. Konumuz sadece karbondioksit değil. Şu tabloya bir bakmanızı rica ediyorum. Konumuz bakın bunlar. Tabii. Yani konumuz karbondioksit değil. Aslında azot da var, su, her şey var. Yani bunlar karbon denilen ne diyor biliyor musunuz? Atmosferde soğurma, yani ısıyı soğurma yetisi olan moleküller diye geçiyor aslında. Yani karbonun tanımı o. Bu karbondioksit de olur, metan da olur. Yani hani karbon sıfırlama tabiri yanlış bir tabir değil. Buradaki karbon denilen yapı atmosferde ışığı soğurma yeteneğine haiz moleküller dediğimiz. Mesela bir azot monoksitte karbon da yok. Şakabın var mı? Var. Değil mi? Diazot monoksitte karbon da yok yani. Baktığınız zaman. SF6'da karbon da yok. Ama bunların ne? Atmosferde bulunduğu sürece bir ısıyı soğurma, ısıyı tutma, bünyelerinde tutma yetenekleri var. Buna karbon diyoruz. Karbondioksit de değil bunlar. Bilmem anlatabildim mi? Tabii o onun genel tanımı gibi. Evet genel tanımı gibi. Ama hani azot ve kükürt gazlarından çok tabii karbondioksit baskın ve büyük çapta çıktığı için karbondioksit demek daha doğru diye düşündüm ama siz de haklısınız. Genel tanımı karbon. Evet şöyle. Karbondioksiti de eşleri kaydı. Hesaplamayı kolay hale getirmek için karbondioksite indirgediler yapıyı. Yani hesaplamayı rahat yapalım diye. Yani siz eğer bir yani şöyle söyleyeyim, bir ton metan çıkarttığınızda 21 ton karbondioksit çıkartıyorsunuz anlamına geliyor diye. Bunu da hesaplamayı kolaylaştırmak için bu rakamlar çıktı. Yani karbondioksit sadece yanmadan kaynaklı yapı ama bir mesela şeyden, klimalardan, buzdolaplarından gelen yapı karbondioksitle hiç alakası yok. Ama hesaplama kolaylık olsun diye karbondioksit deniliyor şu an. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bir nevi kabul bu. Ama buradaki karbon dediğimiz yapı o akla gelsin, iyice otursun diye söylüyorum. Atmosferde ısıyı soğurma yeteneği olan, bırakmama yeteneği olan bütün moleküllere karbon deniliyor. Karbondioksit de kolay hesaplansın diye karşımıza çıkan bir yapı. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Şöyle artık bir yavaş bir hesaplamayı bir hemen anlatmak istiyorum. Biraz önce zaten biraz girdik. Saatinde bakayım da sizin için. Evet. Anlatmak üzere zaten bir saat. Şimdi bakın buradaki temel yapımız aslında faaliyet verisi, yani aldığımız üretilen mazot, üretilen işte tüketilen mazot, tüketilen işte benzin, tüketilen metan, yani doğal gaz. Bunlar yıl içerisinde, o yıl yani başlangıç ve bitiş kabul tarihleri arasında tükettiğiniz doğalgaz, tükettiğiniz elektrik, faaliyet verisi dediğimiz şeyler bunlar. Bunları emisyon faktörleriyle çarptığımızda ton eşleşik karbon veya karbondioksit buluyoruz. Hemen bir örnek veriyorum size. Evet.
Şimdi burada mesela doğalgaz kullanımı. Ocak, Şubat'tan itibaren bütün yılı toplamış ve 1729 yani 1.729.993 metreküplük bir harcama yaptığını görmüş bu adam. Hemen diyoruz ki işte doğalgazın diyoruz kilograma çevirmek için yoğunluğu bu. İşte metreküpümüz bu. Ve şurada gördüğünüz gibi faaliyet verimiz bu. 1.729.923 bizim faaliyet verimiz. Emisyon faktörünü buluyoruz. Emisyon faktörünü. İşte bunları da abakları kullanıyoruz emisyon faktörünü bulmak için. Hemen ben size bununla ilgili bir ekran daha paylaşacağım. İzninizi istiyorum. Emisyon faktörünü nereden buluyorum? Aytun Bey başka sunum mu açacaksınız? Evet başka bir yok sunum değil bir Word açacağım. Bu bizim şöyle bizim izleme yani çıkarttığım yönetmeliğin ekinde bu faktörler de var. Ve faktörleri nereden aldığı da var. Şöyle hemen size göstereceğim. Bunları direkt o yönetmeliğin aldığı yerlerden de alabilirsiniz. Direkt yönetmelikten de alabilirsiniz. Bir emisyon faktörümüz var. Ve şöyle tabloyu göstereyim size. Bakın burada hesaplama faktörleri için referans değerler. F5 yani sera gazı sera gazı ile ilgili yönetmeliğin ekindeki F5'te bütün şeyleri yazıyor. Emisyon faktörü ve etkili değerleri ikisini beraber çarpmak gerekiyor. Etkili Bey, sesinizde bir sıkıntı var sanki şu an. Tekrar verir misin? Şu an ses almadım. Kulaklık çıkmış olabilir mi mikrofon şeyi? Yani oradan... Yok duyamıyoruz. Yani çok uzaktan geliyor. Kulaklık şu anda... Tamam. Şu anda geliyor mu? Evet evet devam edebiliriz. Şu bu gördüğünüz ilgili yönetmeliğin ekinde bulunan bir tablo ve bu tabloda emisyon faktörlerini bulabiliyoruz, görebiliyoruz. Mesela biraz önceki ekranımızda ne vardı? Doğal gaz tüketimi vardı. Doğal gaz tüketimini burada bulacağız. Yani şu şeyde şurada doğalgazı buluyoruz bakın. Buradaki faktörümüz neymiş? Emisyon faktörü 56.1. Net kalorifik değerimiz de 48'miş. Bu neye, nereden alınmış? IPCC'nin 2006 kılavuzundan alınmış. Yani IPCC'nin 2021 kılavuzunda da bulabilirsiniz. Yani burada iki tane fonksiyon. Bu tamamen bizim sisteme ne yazdığımızla ilgilidir. Yani biz sisteme ben bunları her yılın IPCC'nin raporlarından alırım diye yazarsanız sisteme 1464 dokümantasyonuna siz o yapıyı her yıl gidersiniz ilgili dokümantasyonuna ilgili abaklar alırsınız. Hemen dönüyorum şeye 56.1 ile 48 bizim şu andaki şeyimiz emisyon faktörümüz. Şu anda bunu görebiliyor musunuz? Şu anda ekranda hangisi var? Word dosyasıyla izliyoruz hala. Tamam. O zaman hemen stop şey yapıyorum. Döndüm buraya. Bu 56.1 dediğim emisyon faktörü ve 48 şu şeyi karşılıyor. Yani faaliyet verimli 1.729.923 metreküp. Bunu çarpı emisyon faktörü, net kalorifik değer ve oksidasyon faktörüyle çarptığım zaman ben ton cinsinden bir karbon değeri buluyor. Bak sadece doğal gaz kullanımından karşıma gelen yapı bu. Burası anlaşıldı mı?
Anlaşılır mı? Anlaşıldı Orçun Bey. Şöyle, mesela elektriğe bakalım. Biraz öncesinde hani fonksiyonlarını da göstermiştim. Burada şuradan en baştan alayım. 2013 yılının bir şeyini almış, örneğini almış. Bütün kullanım, yani benim emisyon faktörüm nedir? 14.564.744 kilowatt saat. 2013 yılı. Bunu faturalardan buluyor. Kilowatt saat cinsinden faturalardan buluyor. Bu iletim dağıtım kayıplarının %14-24 olduğunu Enerji Bakanlığı'nın sayfasından biliyorum. Ortalama emisyon faktörünü de buradan buluyorum. Bakın, Türkiye'nin kullandığı fosil yakıtlardan çıkan karbonu tüm üretilen elektriğe bölüyor. Ve buradan bir faktör buluyor. Ve benim birimim ne? Kilogram karbondioksit kilowatt saat. Dönüyorum buraya. Bu birimi buldum. 0.46-0.3 kilogram bölü kilogram karbondioksit bölü kilowatt saat. Geliyorum burada emisyonla ilgili faaliyet verimine çarpıyorum. 14.564.744 çarpı 3 kilogram karbondioksit bölü kilowatt saat. Buradan bir rakam çıkıyor. Bakın bunu da tekrar kayıp kaçakla çarpıp ikisini topladığımda benim sadece elektrikten gelen karbondioksit toplamına ulaşıyor. 7660 ton benim karbondioksit ortalama yılım söz Oytun Bey, ben bir soru sorabilir miyim? Şimdi doğalgazda belki cari tüketime göre bir emisyon hesabı yapıyorsunuz ama elektrik kullanımında cari yıla göre yapamayacaksınız. Şimdi 2014 yılı emisyonumu hesaplayacağım. Kullandığım elektrik 2014 yılı elektriği ama Türkiye Enerji Bakanlığı verilerine göre ben 2013 yılı toplam elektrik tüketimi üzerinden hesap ettiğim emisyon faktörüne göre bir emisyon hesap ediyorum. Yani burada bir uyumsuzluk olmayacak. Yani buradaki şey değil. Şöyle 2014 bakayım. Yani siz diyorsunuz ki şu ben şimdi şöyle söyleyeyim. 2021 yılındayım. Emisyon hesabı yapacağım. Ben 2021 yılının işte 9. ayındayım. 9. ayına kadar ne kadar emisyon verdim. Elektrik tüketimi 2021 yılının 9 ayını hesap ettim. Ama emisyon faktörünü 2020'ye alacağım. Tabii. Emisyon faktörünü o yıl hangisini kullanıyorsanız bir de şöyle bir şey var. 9 ay hesaplayamıyoruz. Mesela yıl hesaplayalım fark etmez. 2021 Aralık'ta ben Aralık sonunda 31 Aralık'ta elektrik kullanımının emisyonunu hesap edeceğim. Evet. 2021 Aralık'ta zaten bu verileri Enerji Bakanlığı bana vermeyecek. Veriyor. Evet veriyor. 2020 yani aylık veriliyor bu veriler. Siz 2021 Aralık'ta geldiğinizde 2021 Ocak ve Aralık arasındaki bütün veriyi görebilirsiniz burada. O zaman Enerji Bakanlığı bunları aylık verir. Bunları aylık görürsünüz. Yani o ay hangisini taş kömüründen, lignitten, fuel oil'den yani aylık bu veri verilir. Tamam, problem yok o zaman. Evet, oradan yani çıkartılır. Hiç orada bir yani şeyde bir aksama olmuyor elektrik Enerji Bakanlığı'nın verilerinde. Tamam değil mi? Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Evet. Mesela mazot, motorin. Yani araçlarımın kullandığı 2021 yılı mazot kullanımı 4500 litre. Mazotun ortalama yoğunluğu litre olduğu için kilograma çeviriyorum. Hemen tekrar tablomu değiştiriyorum. Ne yapıyorum? Öbür tarafa dönüyorum. Emisyon faktöründe neyi bulacağım? Motorini bulacağım.
yani motorim bakın. Hemen dönüyorum. 4500 litremi kilograma çevirdim. Emisyon faktörüm benim 74.1. Kalorifik değerim 43.0. Bu ikisini birbiriyle çarpın. Bunların bakın birimleri bunlar. Ton karbondioksit bölü tonjoule. Öbürü de tonjoule bölü işte gram. Buradan bir ton karbondioksit bölü gigagramlık bir veri geliyor. Gigagram da ton demek. Hemen öbür tarafa dönüyorum. Çarpı 74.1 çarpı 43.0 bölü 1000 dediğimiz zaman burada karşımıza ton bazında bir karbondioksit çıkacaktır. Bakın elektriğimi yaptım, doğalgazımı yaptım, kullanılan mazotumu yaptım. Sonra geldim. Bunlar benim şu ana kadar kullandığım işte binek araçları, iş makinelerinden çıkanlar, buna benzer yapılar ve toplam emisyonlarım. Sonra geldim, şurada bir şey daha göstereceğim size. SF6. Yani SF6 ne? SF6 bu trafo merkezlerinde arkı önleyen o beyaz seramik kısmın içerisinde bulunan bir gaz bu, SF6. Mesela 1.5 kilo kullanmışım. Bu veriyi de nereden alıyorum SF6 verisini? Gidiyorum diyorum ki elektrikçime sen hiç yeni SF6 sisteme soktun mu? Bununla ilgili bir ödeme yaptın mı? Diyorum. Bakımcı atıyorum diyor ki evet ben 1.5 kiloluk bu sene şey aldım, SF6 aldım. Hemen bu SF6 yani 1.5 kiloyu biraz önceki tablomla hangi tablom bu? Şu tablomla çarpıyorum. Yani ben 1.5 kilo çarpı 23.900'ü çarptığım zaman çıkan sonuç SF6'dan gelen karbondioksit oluyor. Sonra dönüyorum. Bütün klimalardaki gazlarımı, bütün buzdolaplarındaki gazlarımı kontrol ediyorum. Yangın tertibatındaki gazlarımı kontrol ediyorum. Buralardan bu tip gazlar çıkartıyorum. Nedir mesela? Hidroflorokarbonlar çıkartıyorum. Veya kloroflorokarbonlar çıkartıyorum. Gene buradaki buna benzer eşleniklerle çarpıp buradan da bir rakam çıkartıyorum. Yani ne yaptım? Bir tesiste ne vardı zaten? Mazot var. Kullanılan mazot var. Bir tesiste ne var? Kullanılan elektrik var. Bir tesiste ne var? Kullanılan doğal gaz var. Bir tesiste ne var? Kullanılan gazların var. Ne bunlar? İşte SF6 olabilir. İşte hidroflorokarbonlar olabilir. Yangın tertibatında kullandığı. Kloroflorokarbonlar olabilir. Soğutma sistemlerinde kullandığı. Bunları da çıkartıp, yine bu faaliyet verilerini çıkartıp, ilgili eşleniklerle çarpıp, bunların hepsini topladığımda benim toplam karbondioksit veya karbon kullanımım çıkıyor. Bunu da ürettiğiniz yıllık ne üretiyorsunuz, birime böldüğünüzde kilogram, ton, adet neyse buna böldüğünüzde atıyorum işte karşımıza temel mekanizma olan karbon kilogram bazına veya birim bazına karbon ayak izimiz çıkmış oldu. Anlaşıldı mı? Orada mısınız? Evet. Yani firmalarımızdan da yorum bekliyoruz. Anlaşıldı mı? Sorularınız var mı? Evet. Orkun Bey bulmuşken soralım. Kafamız karışıksa onları öğrenelim hazır buradayken. Kasabili soru var. Alo. Hakan Bey herhalde bir sorunuz var ama ses şey oldu gibi. Ben tam duyamadım. Diğerleri böyle mi bilmiyorum. Sesin geliyor şu anda. Evet şu an geliyor. Ben toplantının başını kaçırdım da şu anda bu yönetmelik uygulanması mecburi mi? Yani sizin
hemen o tabloyu bir daha çıkartayım. Orada ne yaptığınızla ilgili bir... Talaşlı imalat yapıyoruz. Örneğin bununla ilgili. Talaşlı imalat. Şu anda ekranı görebiliyor musunuz? Görebiliyor, evet. Bir tablo var değil mi? Evet, bir tablo görmüştüm. Bu tablo, yani eğer sizin mesela burada talaşlı üretim yok ama eğer talaşlı üretim sırasında tesisimizin kurulu gücü 20 megawattın üstünde bir enerji üretiyorsanız kömürden, doğalgazdan, siz zorunlu olarak giriyorsunuz. Eğer hani üretmiyorsanız zorunlu değilsiniz. Anladım. Ama direkt talaşlı imalatla ilgili bir şart yok. Benim şart yok, anladım. Evet. Yani 20 megawatt üzerindeysek mecburi yapıya giriyorsunuz ve bunu mevzuatsal olarak izleme raporlarınızı yapıp doğrulatmanız gerekiyor. Anladım. Peki doğrulama firmaları, yani çevre ihsanlı güvenlik firmaları mı oluyor? Hayır. Doğrulama firmaları, ayrıca dediğim gibi ona yakın firma oluştu. Bunları Çevre Bakanlığı sitesinden bulabilirsiniz. Kimler var, kimler yok. O şeylerle alakası yok. Bir denetim firmaları gibi düşünün. Yani devlet aslında anladım. Kendi denetlemesi yerine araya firma soktu. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi burada şunu da anlatmak istiyorum. Bu gördüğünüz bir sadece çok küçük bir hesaplama yapısı. Bunu sistematik hale getirmemiz gerekiyor. Yani bu faaliyet verisi nereden toplanacak, kim toplayacak, nelere dikkat edecek, atıyorum bakımcılara nasıl eğitimler verilecek, bakımcılardan ne veriler alınacak, işte hangisi benim faaliyet sınırlarım, hangisi değil, bakın dikkat ederseniz bunların en başta tanımlanması gerekiyor. Yani bu bir sistem. Sadece burada benim hani anlatmak istediğim bu karbon ayak izi nedir, bu karbon nedir, nasıl hesaplanıyor kısmı. Ama aslında bunun bir de sistem kurulumu var. Tüm eğitimleriyle, tüm yapısıyla beraber. Onu da size dipnot olarak düşmek istiyorum. Yani burada dokümantasyon tarafı da oldukça güçlü. Evet, sormak istediğiniz bir şey varsa chat kısmına sorabilirsiniz veya direkt tekrar soruları alabilirim. Ben hani sunumumu bitirdim çünkü. Altun Bey, ben şu an için hani biraz önceki soruya ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani savaşlı imalat demiyor ama benim anladığım kadarıyla hani yeşil mutabakat süreç bir süreç ve başında ilk etapta belli sektörler belirlenmiş gibi algıladım ben ve sanki gitgide diğer sektörlere de yayılacak bir süreç gibi duruyor. Yani evet. Bu doğru mu? Yani şu an evet. Buna zorunlu olmadığımızı bilmek önemli bir bilgi, evet, ama buna da hazırlıklı olmalıyız. Çok önemli. Sanki diğer sektörlere de açılmaya başladık gibi düşünüyorum. Şimdi buradaki temel şey şu, burada birkaç yerden zorunluluk geliyor. Bir mevzuatsal bir zorunluluk var. O mevzuatsal zorunluluğu şu anda kapsamıyor talaşlı imalat. Ama mesela Avrupa Birliği'ne bir ihracatınız varsa, yani doğal olarak 2 yıl içerisinde zorunlu hale geliyorsunuz. Türk mevzuatı bunu zorunlu tutmuyor ama ürün sokmak için bunu zorunlu bir şekilde yapmak zorunda kalacaksınız. Yani buradaki zorunluluk birkaç yerden geliyor. Ben Türk mevzuatına gören kısmı anlattım biraz önce. Ama Avrupa Birliği zaten biliyorsunuz bununla ilgili dokümanı yayınladı. 2 yıl içerisinde bana bütün kanıtlarınızla beraber gelin, nasıl tutuladığınızı da anlatın diyecek. Kısmımızda karbon uygulaması ve ihracatta da önemli bir önümüzde engel teşkil edebilir. Ya da buna erken hazırlanırsak ihracatı daha rekabetçi olabiliriz. Tabii. Yani mesela müşteri bunu sonuç olarak sizden bunu isteyecektir. Yani karbon konusunu şu anda mesela istiyor. H&M istiyor. Yani tekstil şu anda tamamen istiyor şu anda. Hani bütün markalar bunu zorunlu hale getirdiler. Eğer ben hani tekstille uğraşıyor olsaydım şu anda bir pazar boşluğunu karbonumu sıfırlayarak değerlendirirdim. İşin açıkçası burada da böyle bir fırsat var tabii doğal olarak. Hazır olmakla ilgili. Bir soru var da. Peki mesela belge almamız gerekiyorsa peki bizim sınırımız nerede önemli? Mesela emisyon sınırımız ne olmalı? Bununla ilgili yani sınırlar şöyle,
Avrupa Birliği onu daha tam netleştirmedi. Bir sınır verecek veya tamamen sıfırlayacak mı onu bilmiyoruz şu anda. Kendi topraklarında diyeyim, Avrupa Birliği'nin sınırları var. Her yıl bunu yeniliyor, azaltıyor, işte şey yapıyor. Ama onu büyük bir ihtimalle müşteri size söyleyecektir. Yani diyecektir ki benim karbonla ilgili tedarikçimi şöyle bir, yani kendi spreyini zaten müşteri söyleyecektir. Veya bir Avrupa Birliği ihalesini şartnamesinde yazacaktır. Yani bunların hepsi olacaktır. Yani onu siz, ama önemli olan zaten bunun alt yapısı hazır olduktan sonra onu hemen çıkartıp verileri gösterebilirsiniz. Hemen işte sıfırlanmışsa sıfırlanmayı gösterirsiniz. İşte belli bir limitin altındaysa onu gösterirsiniz. Bunu da kanıtlayabilirsiniz erken davranırsa. Şu anda Avrupa Birliği de uyguluyor değil mi bu sistemleri? Şimdi Avrupa Birliği şöyle, kendi topraklarında zorunlu pazar zaten. Özellikle enerji üretim tesislerinde zorunlu pazar. Şimdi Avrupa Birliği kendisi kendi üreticilerine uyguluyor. Diyor ki aynı zamanda bana ürün verecek olanlara da uygulayacağım diyor. Yani hani bu temel şey bu. Burada da temel aslında güdü Çin'i önünü kesmek. Yani onu biliyoruz. Yani Çin bu konuda oldukça sıkıntılı gidiyor çünkü. Hocam bir konuda genel bilgi var ama sizde detay bilgi varsa eğer, şimdi özellikle bir gelecek dönemde de ithalatta ek vergiler konacak. Ve bunu evet, da daha çok ülkelere göre bir puanlamayla yapacaklar diyebiliyorum. Hani dediğiniz evet, gibi Çin'in zaten buradaki katkı %12, Amerika evet, dedik, Çin var dedik, Türkiye %1 dahi değil dedik. Evet, doğru mu? Evet. İşte bu anlamda Türkiye hala aslında temiz enerji kullanan ülkelerden bir tanesi ve bizim ülke puanımızın avantajı olacağını da düşünüyorum. Bu konuda sizin yorumunuz nedir? Yani ben bunu öyle düşünmüyorum. Bizim %1 olması az gelişmiş olduğumuzdan dolayı %1. Yani hani gelişmişlikle ilgili bir durum. Bizim yine bir enerji oranımız yüksek olduğuyla ilgili değil. Biz hala %80 enerjimiz neredeyse şey üretiyoruz. Fosil yakıtlardan üretiyoruz. Bu gelişmişlikle ilgili bir durum. Ama ben hani Avrupa Birliği, yani orayla çalıştığım için hem de tarzlarını bildiğim için genelde bunlar ülke ne olursa olsun, yani hani şey üreticiyle ilgili eğer gerekli kurallara uyuyorsa o şeyi çözerler diye düşünüyorum. Yani o vergi dilimi değil de daha çok o kişiye özel veya firmaya özel bir yapı uygularlar diye düşünüyorum. Ülke puanı olmayacak. Yani ülke daha global anlamda ülkenin üzerinde bir baskı var. Ülkenin üzerinde şöyle bir baskı var. İşte diyor ki 1980'lerdeki şey karbon seviyenize inin diyor ülkenin üzerine. Biz de zaten buna itiraz ediyoruz. %80'de bizde sanayi olmadığı için neredeyse sıfıra yakın, biz bunu yapamayız diyoruz. Burada böyle bir anlaşmazlık var ülke bazında. Yani ülke bazında bize böyle bir baskı var. O da tabii politik yapılar. Yani şimdiye kadar işte imzalamadık, kaçtık. Kendimize göre böyle sağa sola savrulduk. İşte ama eninde sonunda bunu yapacağız yani. Ülke olarak buna benzer şeyler yapacağız. Ben de ilave bir şeyler söyleyebilir miyim? Tabii, bu ne demek? Şimdi tabii yani IPCC çok eski sözleşmeye dayalı bir sorun bu. Biz o sözleşmenin 3 tane eki var. Ek 1'deyiz. Gelişmiş ülke sınıfında, kategorisinde sayılıyoruz. Biz oyun bozanlık yapmaya başladık. Evet. Ülke değiliz. Gelişmekte olan ülkeyiz. Evet. Tabii çıkarmıyorlar. Dolayısıyla böyle bir sorun kolay çözülebilecek gibi değil. Sadece bir not ekletebildik bir 10-15 yıl önce. Türkiye'nin özel koşullarını üye ülkeler tanımaya, anlamaya davet eder mealinden böyle ne olduğu belirsiz bir şey var. Evet, o bizi kurtarmıyor. Paris Anlaşması'na da belki o argümanlarla gidiyoruz. Bu ülke tarafı, ama şirketler tarafına geldiğimizde Avrupa Birliği'nin yeni yeşil mutabakatı gümrükte ek vergi şirket bazında uygulayacak. Evet. Yani hiç alakası olan bir şey değil. Şu anda taslak nihai draft üye ülkelerin görüşüne sunuldu. Üye ülkelerden henüz bir geri bildirim alıp bir regülasyonu resmi hale getirmedi. Komisyon onayından geçmedi. Dolayısıyla hala oralarda değişiklikler yapılabilir, boşluklar yapılabilir. Evet. Tabii burada bizim gümrük birliğinden kaynaklanan ürünlerin serbest dolaşımı
işi güme gidiyor. Ona ilişkin bir hüküm de yok sözleşmenin içerisinde, regülasyonun, taslak regülasyonun içerisinde. Bizim ilk başta demir çelik gibi işte seramik, çimento o liste koymuşlardı sözleşme ekine. O sektörler ciddi olarak etkilenecek gözüküyor. Ama komisyonun diğer sektörlere bunu nasıl yaygınlaştıracağı, hangi aşamada yaygınlaştıracağı çok net değil. Zamanla olacak. Bir de geçiş süresi var. 2023-2027 arası yanlış aklımda kalmadıysa yaptırım olmadan bir gönüllü uygulama başlatacaklar. Belki gönüllü değil, zorunlu uygulama ama vergi mergi koymadan uygulamayı yapacaklar. 2027'den itibaren de gümrükte ek vergi uygulaması gidecek. Tabii bunun belirsizliği şurada, siz bir süre hesabınızı yaptınız, ettiniz, gümrüğe geldiniz, gümrükte sizin anlamadığınız bir vergi ortaya çıkacak. Daha önce belki de hiç hesap edemeyeceğimiz bir vergi ortaya çıkacak. He. Bu anlamda sektörlerin hazırlıklı olması çok önemli. İlk başta belki de o draft sözleşmede, regülasyonda söz edilen sektörlerin çok iyi hazırlanması lazım. Ama bunun bütün sektörlere kademe kademe yayılacağını da herhalde göz ardı etmemek lazım. Biz şimdi bakıyorum toplantılar, bilgilendirme toplantıları çok farklı platformlarda devam ediyor. Şimdi OSİM kümemiz yapıyor, biz yaptık. İşte bölgeler, diğer organ sanayi bölgeleri yapıyor. Bilgilendirme, bilinçlendirme işimiz devam ediyor ama listede olan sektörlere çok vakit kalmadı. 2023 şurada göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. O sektörlere özgü belki hem kümelerimizin hem odaların, organ sanayi bölgelerinin biraz daha özel önem vermesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Yani ben o zorunluluğu şöyle eklemek istiyorum. Zaten Avrupa'daki hani özel müşteri dediğimiz business kısmında bayağı ciddi aldıklarını biliyorum. Yani hani gümrük vergisi ve mevzuatsal şeyden özel sektör daha önde gidiyor. Hani mevzuat daha şart koşmasa bile dediğim gibi H&M işte ne bileyim Marks & Spencer falan bayağı zorluyor şu an. Bilginiz olsun. Hani konumuz sadece bir mevzuatsal kısım değil. Bayağı ciddi ciddi bununla ilgili şartlar koymaya başladı. Oytun Bey, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii, ne demek? Çok teşekkür ediyorum öncelikle sunumunuz için. Çok güzel bir sunumdu, bilgilendim. Şu sertifika alım işini ben o arada bir başka şeye bakınca çok anlayamadım. Bu sertifika alım işi nasıl oluyordu? Bir küçücük orayı bir tekrarlayabilir misiniz? Tabii, hay. Yani, gene bir UNFCCC mekanizması bu sertifika işi. Benim elimde bir işte atıyorum 10 megawattlık bir rüzgar enerji santralim var. Bu UNFCCC bana diyor ki sen evet bu termik 10 megawatt termik santralle de alabilirdin. Onun yerine rüzgar enerjisi kurdun. Sana aşağı yukarı megawatt başına 1300 tonluk karşılığı olan, eşleniği olan yani 13.000 tonluk ve 7 yıl satabileceğim 10 megawattlık bir şey veriyor. Bir sertifika veriyor. Bunun işte belli şartları var. Bunun da dosyaları var. Ve ben bunu 7 yıl boyunca tonu 3 euro ile 7 euro arasında satabiliyorum. Şimdi benim elimde bu rüzgar enerji santraliyle ilgili bir sertifika var. Bazısı da mesela atıyorum, örnek veriyorum uçak pilotu Pegasus. Pegasus'un da belli bir limiti geçmemesi gerekiyor. 2 milyon tonu geçmemesi gerekiyor. Fakat matematiksel olarak 2 milyonu hayli hayli geçiyor. O zaman dönüyor bana diyor ki elindeki sertifikayı yani 13 bin tonluk sertifikayı bana tonu 3 euro, 5 euro neyse al diyor bu parayı ve bunu bana ver diyor. Yani piyasada benim gibi elinde sertifikası olan adamlardan karbon sertifikalarını topluyor ve diyor ki hatta bunu reklamını da yapmıştı bir dönem Pegasus. Ben diyor sıfır karbonla uçuyorum diyor. Yani uçağın sıfır karbonla uçması mümkün değil. Fakat piyasadan benden işte güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden sertifikaları topladığı için harcadığı kadar yani ürettiği kadar karbon sertifikası satın aldığı için
sıfıra indirgemiş oluyor. Yani satın alma mekanizması bu. Anladım. Burada anladığım kadarıyla ciddi bir şey olacak herhalde. Arz az olup talep çok olmaya başlayınca ciddi bir para kızışması olacağı evet, benzer. Zaten şimdi dünyada 5 tane borsa var bununla ilgili. Bu 5 tane borsanın genelde sertifikalarda JP Morgan gibi bankalar topladılar. Şu anda 2 eurolarda falan şeyi ama biraz böyle hani bu zorunlu pazar arttıkça ve bu özellikle gümrükte vergilendirme falan oldu mu bunu 7-8 dolar euroya çıkacağı hani söyleniyor. O yüzden de şu anda sertifikaları bankalar topluyor. Peki biz bu karbon sertifikaları kimin elinde var ya da emisyon sertifikaları nereden biliyoruz? Bu şeylerden mi? Borsadan mı görüyoruz? Tabii borsadan görüyorsun. Tabii yani benim elimdekini ben borsaya sunuyorum. Diyorum ki ben diyorum tonunu 3 euroya satıyorum diyorum. Karşı taraf kabul ederse gidiyorum orada satıyorum. Borsada bu şey yapılıyor. İşte. Ama mesela banka bunu alıyor borsaya çıkartmıyor. Ne zaman çıkartacak? İşte fiyat arttığı zaman çıkartacak borsaya. Yani şey, dünya üzerinde 120 milyar dolarlık bir pazar oluşturdu bu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Buyurun Duran Bey. Aytun Bey, sunumunuz için teşekkür ederim. Küçük katkıda bulunmak istiyorum. Bu karbon borsası konusunda. Bu sertifikaların fiyatı, değeri konusunda iki kategori var. Bir tanesi gönüllülük, bir tanesi zorunluluk kategorisi. Evet. Dünyada bizim Türkiye gönüllülük kategorisinde olan piyasada işlem yaptığı için fiyat mertebeleri o dediğiniz 7-8 dolarlarda değil. Evet, değil, evet. Yani çok daha düşük. Tabii, evet. Hatta yani o fiyatların onunla bir mertebesinde bile değil. Evet, yani o tip şeyler, fiyatlar söz konusu. Yani bizde ki karbon sertifikalandırma piyasası diyelim, gönüllülük piyasası üstünde. Biz gönüllülük piyasasıyla ilgili borsalarda satış yapabiliyoruz. Zorunlu borsalarda satış yapamadığımız için bizim yenilenebilir enerjiden elde edilen karbon sertifikalarının fiyatları bu nedenle düşük. Yani zorunlu olan borsalarda işlem görebilsek fiyatlar dediğiniz gibi belki 7-8 ve daha yükseğe çıkacak. Evet. Bunu ilave edeyim dedim. Evet, teşekkür çok, ederim. Çok doğru evet Duran Bey. Kesinlikle doğru. Evet, biz gönüllü pazarda olduğumuz için bizim sertifikalarımız ucuz şu anda maalesef. Ama onları da şöyle ucuzdan topluyorlar işte zorunlu pazara geçince onları satacaklar. Yani orada da öyle bir şey var. Peki Bey, ben bir şey sorabilir miyim? Ne demek? Şimdi benim fabrikada çatımda panellerim var. Elektriğimi üretiyorum. Fazlasını satıyorum. Yine fabrikamda ve o yörede 40 bine yakın da ağaç diktim. Kendi fabrikamın içerisinde de. Mesela sadece fabrikada 30 bin ağaç ve çalı var. Evet. Bunları nasıl hesaplıyoruz? Şimdi her ağaç bazına bir yutak yapımız var. Buradan bir zaten... ağaç adetleri çarpı o yutak yani ağaç başına faktör dediğimiz zaman bu yutağı hesaplıyoruz. Ayrıca da zaten ürettiğiniz güneş enerjisi işte megawatt başına dediğim gibi 1300 ton civarlarında bir karbon eşleniği var megawatt başına. Bunu da bununla hesaplayıp karşımıza bir rakam çıkıyor ama bunları yani yutak olarak doğrulamanız için farklı mekanizmalar var. Yani o bizim mesela kendi şu anda anlattığım 14.064'ün içerisinde yutak mekanizması yok. Bu o yutak mekanizmaları, doğrulama mekanizmaları başka bir sistemde yapılıyor. UNFCCC'nin altında Gold Certificate veya VCS dediğimiz sistemler çalışıyor orada. Orası hani tam bu 14.064'ün içerisinde değil.
maalesef. Ama mesela şöyle bir şey, eğer yenilenebilir enerjiden, yani siz talaşlı imalat yapıyorsunuz, özellikle odun talaşı üzerine bir çalışma yapıyorsunuz, bu talaşlardan da enerji elde ediyorsunuz. Bu mesela sıfır olarak alınıyor, yenilenebilir enerji gibi görünüyor. Burada o hesaplamanın içerisine katabiliyorum ama mesela bir güneş mekanizmasını bu şekilde hesaplamanın içerisine katamıyorum. O nasıl oluyor hesaplamanın içerisinde? Kullandığınız elektrik enerjisini sistemden çekmediğiniz için zaten otomatik olarak sıfırla çarpmış oluyorsunuz. Ayrıca yutak mekanizması ama kullanılmıyor. Anladım. Peki üretimin fazlasını biz şebekeye basıyoruz, satıyoruz, faturasını kesiyoruz. Evet, o da işte dediğim gibi mesela siz bunu inşaat aşamasında sertifikalandırsaydınız diyeyim. Yani inşaat aşamasında, gerçi inşaattan sonra da sertifikalandırma mekanizmaları var ama pahalı mekanizmalar bunlar. Küçük megawattlarda tam karşılamıyor. Yani bir tane işte sertifikalandırma 20 bin eurolara, 30 bin eurolara yapılıyor. O yüzden çok tercih edilen bir şey değil küçük megawattlarda. Ama eğer düşük bir şey olsaydı, rakam hemen hızlı onu sertifikalandırıyor olsaydınız, sertifikalandıracaktınız onu ve o sertifikayı da satacaktınız. Evet. Piyasaya yeni bir enerji verdiğiniz için. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, ben izin verirseniz bitirdim. Cep telefonumu ve mailimi de chat kısmına attım. Yani bir sorusu olan olursa hani oradayım. Zaten sunum Esma Hanım'da var. Hani isteyene göndeririz. Sunum orada. İncelemenizi tavsiye ederim. Bir sorunuz olursa da seve seve cevaplarım. Teşekkürler dinlediğiniz için. Aytun Bey, biz teşekkür ediyoruz. Bütün dinleyicilerimize de sonuna kadar burada bizimle, her soru başka bir soruyu doğurdu ve sorular da bizim için de bilgilendirici oldu. Teşekkür ediyorum bütün dinleyicilerimize ama bütün sunum için size teşekkür ederim. Paylaştığınız için de bizimle. Tekrar görüşmek üzere. İnanıyorum her bir firmamız kendi yapısıyla ilgili tekrar size temasa geçip kendi yapılarıyla ilgili de biraz daha detaylı sorular da soracaklardır. Programı hazırladığınız için de teşekkürler arkadaşlar. İşin küme. Sağ olun başkanım. Fethi Oytun Gürsoy, Ekonomi Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. Soru sormak isteyen ve soramamış olan varsa hala son dakikada şeyi var. Yani imkanımız var. Sorumuz yoksa da ben şunu rica edeceğim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Sunumlar için çok teşekkürler. Değerli katılımcılar, sayın ASO Genel Sekreterimiz Yavuz Yapbaş ve tüm üyelerimize katılımlar için teşekkür ediyoruz.